Bugün yaptığımız bir detaylı ultrasonograften kesitler sadece bir kısmını, ama en önemli kısımlarını. Önce kollar ve bacaklarla başlıyoruz detaylı ultrasonografiye. Ellerin parmaklarına bakıyoruz. Görüyorsunuz burada sol el, sol dirsek ve sol kol gözüküyor. Sonra sağ ele geçiyoruz. Sağ elde inceledikten sonra, tabi inceleme bu kadar kısa sürmüyor, biraz daha uzun sürüyor. Ayakların parmaklarını, ondan sonra bacakları, dizleri gözden geçiriyoruz. Teker teker inceliyoruz. Bu arada anne adayı 21+0. 21 haftalık yani. Sonra omurgaya geçtik şimdi. İskelet sistemine devam ediyoruz çünkü. Omurganın kuyruk sokumu, bel, sırt ve boyun bölgelerini, tabi normalde bundan daha ayrıntılı bir şekilde inceliyoruz. Geldik kafa içi yapılara. Beyin dokusu yani. Burada beyincik var, görüyorsunuz. Burada su kanalları var. Bebeğin beyin omurilik sıvısının dolaştığı su kanalları. Ense kalınlığını ölçmeye çalışacağız şimdi. Uygun bir pozisyon bulduğumuz zaman, evet, ense kalınlığını ölçüyoruz. Kaçmış? 3,5. Gayet güzel. Sonra geldik şimdi yüz kısmına. Gözler, dudaklar, üst dudak, alt dudak, çene. Gayet güzel bir şekilde gözlemleniyor. Burun delikleri, gözler tekrar gözüktü. Bakın, burun kemiği gözüktü. Gayet güzel. Şimdi dört boyutlu bir görüntü almaya çalışacağız. Onun için özel bir pozisyonda durması lazım bebeğin. Bakalım olacak mı, şimdi deniyoruz. Evet, kısmen bir dört boyutlu görüntü alabiliyoruz burada. Bakın, dudaklar, burun delikleri, parmaklar, kendine dokunuyor bebek. Ağzını açtı, esnedi ve su yuttu tabii bu arada. Amniyot sıvısı. Devam ediyoruz. Omurgayı tekrar bir gözden geçireceğiz şimdi. Dört boyutlu ultrasonografi ile. Dört boyutlu ultrasonografide omurga mükemmel gözüküyor. Kaburgaları bakın ne kadar güzel, tane tane görülebiliyor burada. Evet, şimdi devam ediyoruz. Omurgasını bu sefer kuyruk sokumu kısmında özellikle daha yakından bakalım istedik. Gayet güzel. Evet, geldik şimdi kalbe. Kalbin dört odacıklı görüntüsü ve büyük damarlar. Ultrasonda ayrı bir moda geçtik şu anda. Siyah beyaz kalp moduna. Kalbi büyüterek inceliyoruz. Dört odacık kalbin içinde. Karıncık ve kulakçıklar yani. Üç büyük damar yapısını da burada gördük. Doğru damarın doğru yerden çıktığını gözlemlemiş olduk. Renk doplerle de baktık. Duvarlar sağlam mı diye bakıyoruz. Delik melik falan olmasın diye. Gayet güzel. Arada hiçbir kaçak yok iki duvar arasında. İki boşluk arasında daha doğrusu. Kalbin hemen altında mideyi görmek istiyoruz ama mide henüz boş olduğu için gözlemlenemedi. Biz de devam edelim bu arada. Karın içi yapılara devam edelim. Bu arada bu hızlandırılmış bir versiyon. Normalde 20-25 dakika civarında falan sürüyor. Bu mesane ve etrafında göbek kordonunun iki tane atar damarı. Az önce gördüğümüz.
diyafram, yani göğüs kafesiyle karın içi yapıları birbirinden ayıran yapı. Cinsiyeti merak ediyorlar tabi ama en son söyleyeceğiz onu. Cinsiyet, çünkü 15. haftadan sonra artık söyleyebiliyoruz. Arada sırada tabii ki bebeğin pozisyonuna bağlı olarak uygun olduğu zaman bebek 4 boyut ultrason açıp yüzünü de göstermek istiyoruz hep anne ve baba adaylarına. Burada böbrekleri inceliyoruz. Böbrekler, eğer böbrekleri net olarak göremezsek, o zaman böbreğin damarlarını görerek böbreklerin sağlam olduğunu onaylamış oluyoruz burada gördüğümüz gibi. Kalbi tekrar gördük, neden? Mideyi arıyoruz hala da. Dolsun da bakalım diye. Hah, bu arada bebek pozisyon verdi. Belki bir görüntü alabiliriz 4 boyutlu. Hatta HD modunda, HD yani High Definition modu da artık var ultrasonlarda, yeni ultrasonlarda. Onunla baktık, bakıyoruz şu anda. Ama tabii bebek hemen yüzünü çevirdi yan tarafa. Mide hala daha dolmamış, o yüzden görülmüyor. Onu görmeden ultrasonu bitiremeyiz. Israrla bir 4 boyutlu ultrason göstermeye çalışıyorum anne ve baba adayına. Yine çevirdi yüzünü. Yaramazlık yapıyor. Devam ediyoruz. Detaylı ultrasonografi 19 ile 23. haftalar arasında ideal olarak yapılıyor. Ama tabii ki 15 hafta kadar erken bir dönemde veya gebeliğin herhangi bir döneminde 15. haftadan itibaren yapılabilir. Renkli Doppler'e geçtik. Renkli Doppler'de sağdan ve soldan bebeğe giden kan damarlarının içindeki kan akımının kalitesine bakıyoruz. Bulmak için uğraşıyoruz önce şimdi. Doğru görüntüyü elde edene kadar ölçüm yapamıyoruz. Bu değerlerle gebelik zehirlenmesi adı verilen preeklemsi, artı bir de bebekte gelişme geriliği, yani ufak kilolu doğması riskini belirlemiş oluyoruz. Evet, görmek istediğimiz görüntü bu. Sağ taraftan bebeğe giden kan akımı anneden, yani mükemmel. Çok güzel bir görüntü bu. Renkli Doppler görüntüsü. Şimdi sol tarafa geçtik. Orada da aynı şekilde bulmaya çalışıyoruz damarı. Evet. Damarı bulduk. Şimdi gene kaliteli bir görüntü elde edene kadar. Evet. İşte sol damar verileri gayet güzel. Devam ediyoruz. Şimdi neredeyiz? Gene mideye baktım. Evet. Henüz daha göremedik mideyi. Plasenta bu. Bebeği besleyen yapı. Gayet güzel. Ön duvarda. Aşağı doğru uzanmıyor. Şimdi amniyo sıvısı ölçümüne başladık. Amniyo sıvısı ölçümü rahim içini 4 ayrı bölüme ayırırsak eğer, 4 kadran yani, ayrı ayrı 4 yerde ölçüm yapıp topluyoruz. Bu toplama neticesinde elde ettiğimiz rakama göre iyi diyoruz veya az veya fazla dediğimizde oluyor tabii ki. Ve nihayet mide ortaya çıktı. Hemen kalbin altında. Zaten amniyo sıvısı normal olduğu için midenin sorunlu olacağını hiç düşünmemiştim ama görmemiz gerekiyordu. İşte burada bak. Azıcık su içmiş. O yüzden dolmuş. Daha da dolacak. Ama artık gördük zaten. Yüzünü tekrar gördük. Evet, yani detaylı ultrasonografi ana hatlarıyla
böyle bir şey. Ve son artık cinsiyet. Sanırım herkes buradan anlayabilir ne olduğunu. Tabii ki. Yanılma payı var mı? Hayır. Yani burada bir yanılma payı olursa artık şaşırır herhalde insan. Bu bir erkek çocuğu ve %100.